Yes. So, good morning. Good morning. Good morning. Günaydın. So, I think all of you know Romania, good morning now. Sanırım artık hepiniz günaydın anlamını biliyorsunuz. DXN always morning. DXN'de her zaman sabah çünkü. Because in the morning we feel very fast. Çünkü sabahları çok zinde hissederiz hepimiz. Yeah. You see, DXN we are the first Ganoderma company. DXN olarak ilk Ganoderma şirketiyiz, bunu biliyorsunuz. And the one thing make us very different from other Ganoderma company is that in DXN we give Ganotherapy training. Bizi diğer Ganoderma şirketlerinden ayıran en önemli özellik bizim Ganoterapi dersleri veriyor olmamız. Yeah. To successful in DXN, you need to know three things. Okay? DXN'de başarılı olmak için 3 genel şey bilmeniz gerekiyor. You need to know about the products. Ürünleri bilmeniz gerekiyor öncelikli olarak. You need to know about the marketing plan. Marketing planını iyi biliyor olmanız gerekiyor. You need to know about the culture of the company. Ve şirketimizin geçmişini ve kültürünü biliyor olmanız gerekiyor. You need to know what is DXN. Yani DXN'in ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. So when you know these three things, you can become very successful in DXN. Bu 3 maddeyi çok iyi bildiğiniz takdirde DXN'de çok başarılı olabilirsiniz. Today I will talk more on products. Bugün daha çok ürünlerden bahsedeceğiz. But I also touch a little bit on the marketing and also on the company. Ama aynı zamanda ürünlerle beraber marketing planından ve şirketimizden de bahsedeceğim. So today is a long session, you must relax. Bugün uzun bir seansımız olacak, o yüzden şimdiden böyle rahatlayın biraz, relax olun. You don't need to be very serious in this meeting. Bu toplantımıza çok ciddi olmanız gerekmiyor. If you feel tired, you can close your eyes, no problem. Eğer çok yorgunsanız gözlerinizi kapatıp dinleyebilirsiniz, sorun değil. Because we had a backup of the video here. Sorry? We had a video. Çünkü video çekimi yapılıyor aynı zamanda. Eğer kaçırdığınız bir yer olursa sonra yakalayabilirsiniz. Because in every DXN meeting is always a family meeting. Yeah. Çünkü bütün DXN toplantıları aslında bir aile toplantısı gibi. You just are coming home, relax yourself, nothing to be so serious. Eve geliyor gibi hissedin, rahatlayın, çok ciddi olmanıza gerek yok. Okay, so now we are going to talk about products. Şimdi ürünlerden bahsedelim. Before I talk about products, I need to give you one advice. Ürünlerden bahsetmeden önce size bir tavsiye vermek istiyorum. DXN, we are very successful in Ganoderma. DXN'de Ganoderma konusunda çok başarılıyız. It's not because we keep on talking about Ganoderma. Ganoderma'dan bu kadar bahsetmemizin nedenlerinden bir tanesi de bu. When I went to Germany, ben Almanya'ya gittiğimde, so in the first meeting there are 30 people come for the meeting. 30 people. Almanya'ya gittiğimde yaptığımız toplantıya yalnızca 30 kişi katılmıştı. So when I go for the meeting, sometimes the reporter come and report on me. One reporter. Bir toplantı yaptığımızda bazen bazı haber yapmak isteyen gazeteciler geliyor. Burada da bir gazeteciyle konuşmuştum. So they told me, Dr. Lim, you have to be very careful in Germany. Bana Dr. Lim, Almanya'da çok dikkatli olmalısınız dedi. The first meeting will be 30 people. İlk toplantınız 30 kişiyle. Second meeting will be 10 people. İkinci toplantınız 10 kişiyle olacak. Third meeting will be no people. Ve üçüncü toplantıda da kimse olmayacak. If you are not careful, eğer dikkatli olmazsanız, you go the first meeting of DXN. DXN'in ilk toplantısına gidersiniz. Maybe 100 people come for your meeting. Belki 100 kişi gelir toplantıya. Second meeting maybe 50 people. İkinci toplantıda 50 kişiye düşer bu sayı. Third meeting maybe no people to come. Üçüncüsünde de kimse gelmez. You know why? Neden biliyor musun? Because you try to become a lecturer. Çünkü ders veren birini olmaya çalıştın. You must understand one thing, you know? Bir şeyi anlamanız gerekiyor. In the market, not too many, not everybody know about Ganoderma. Piyasada Ganoderma'yı çok bilen yok. So if you go to see your friend, arkadaşınızı görmeye gidiyorsanız eğer, you can say, oh, I joined a great company. Çok iyi bir şirkete katıldım. The largest Ganoderma company in the world. Dünyanın en büyük Ganoderma şirketi. We have 6 million members. 6 milyon üyesi var. We have ranking number 24 in the world. Sorry? We rank 24. Dünya sıralamasında 34. You ask them to join DXN. Sorry.
Ve bunu söyledikten sonra DXN'e katılmasını istiyorsanız ondan. They will not join. Katılmayacaklardır. Because Ganoderma have nothing to do with them, huh? Çünkü Ganoderma ile hiçbir alakaları yok. Ganoderma'yı bilmiyorlar zaten. Whether DXN is big, DXN is small, nothing to do with them. DXN'in ne kadar büyük olduğu bu yüzden onlar için bir şey ifade etmeyecektir. So in today's training. Bugünün eğitiminde. 80% of the time. %80. We're talking about general knowledge. Genel bilgiyi alacağız. It had nothing to do with Ganoderma. Ve bu %80 bilginin Ganoderma ile çok bir alakası olmayacak. You know why? Bunun nedenini söyleyeceğim. Let me give you one example. Size bir örnek vereceğim şimdi. When DXN we first opened up in Australia. Avustralya'da DXN'i açtığımızda. So our staff keep on promoting Ganoderma. Ekibimiz Ganoderma'yı tanıtmaya çalışıyordu. For 3 months no sales. 3 ay boyunca hiçbir şey olmadı. Then the staff become panicked, no? Then they become worried and panic. Ve çok panik yapmaya başladılar, çok endişelendiler. I said, Dr. Lim, you must come, no? Ve Dr. Lim buraya gelmelisiniz demişler. Nobody is buying the products. Çünkü kimse ürünleri almıyor. I said, okay, okay, I'll come. Ben de tamam gelirim dedim. Then they said, okay. Then they tell the market. Dr. Lim is a massage therapist, massage mı? Aha, Dr. Lim masaj terapisti demişler. Dr. Lim is a acupuncturist. Dr. Lim akupunktur yapıyor demişler. So many people come for me. Ve bunu söyledikten sonra çok fazla insan gelmiş. So my first meeting in Australia, no? 100 over people, no? More than 100 people. Ve ilk Avustralya'da o gittikten sonraki ilk toplantıda 100'den fazla kişi varmış. I'm very happy. Ve çok mutlu olmuş. The stage, okay? Ve sahnedeymiş. Then suddenly someone in front raised their hand. Öndeki biri elini kaldırmış. He said, Dr. Lim, please do not talk Ganoderma. No Ganoderma. Lütfen Ganoderma'dan bahsetmeyin demiş. I said, today the title is Ganoterapia. Ganoterapi. Ben de bugünün konusu ganoterapi dedim diyor. Why no Ganoderma? Neden Ganoderma'dan konuşmayayım ki? So if no Ganoderma, what should I talk? Ganoderma değilse neyden bahsetmemi istiyorsunuz diye sormuş. He says how to massage. Nasıl masaj yapmamız gerektiğini anlatın bize demiş. Facial massage. Teach us how to do acupuncture without point. Akupunkturu nasıl yapmamız gerektiğini öğret bize demişler. I think why no Ganoderma? Neden Ganoderma öğrenmek istemiyorsunuz diye sordum. You see, in Australia, we are very careful with our food. Avustralya'da biz yediklerimize çok dikkat ediyoruz. We are taking organic food, you know. Organik yemeye çalışıyoruz. Green food. Yeşillik. In Australia, the water is very clean. Avustralya'da su çok temiz. Many city, you open the taps, you can drink the tap water. It's very clean water. Ve çeşme suyu içebiliyorsun, hiç sorun değil. And Australia, you go and look at the sky. Avustralya'da gökyüzüne baktığınızda. Oh, blue sky, beautiful sky because the air is very clean. Masmavi bir gökyüzü görüyorsunuz çünkü hava çok temiz. So the Australian told me, Dr. Lim, we have clean food, clean water, clean air. We do not need Ganoderma. Ve temiz yiyeceklerimiz, temiz havamız ve temiz suyumuz var. O yüzden Ganoderma ihtiyacımız yok bizim Avustralya'da demişler. You go to see your friend. Please take Ganoderma. I do not need Ganoderma. Ve siz de arkadaşınıza gidip böyle bir şey söylediğinizde, Ganoderma al dediğinizde o da hayır benim ihtiyacım yok diyecektir. I'm thinking, what should I do now? Ben de ne yapmalıyım bu durumda diye düşündüm. Luckily, before I go to Australia, I do some study, you know, I do some homework. Şansıma Avustralya'ya gitmeden önce biraz ders çalışmıştım, biraz çalışma yapmıştım. You see, we are not selling Ganoderma. Biz Ganoderma satmıyoruz aslında. We are selling health solutions. Biz sağlık çözümleri satıyoruz. So I must need to let Australians know they have health problem. Ve bu yüzden de hani bu düşünceme göre Avustralyalı insanlara sağlık problemleri, sahip oldukları sağlık problemlerinden bahsetmem gerektiğini düşündüm. So I asked the Australian. Ve onlara sordum. In Asia Pacific. Asia and Pacific, you know. Pasifik'te. Asia Pacific, not Australia, Pacific. New Zealand, evet. Malaysia, Japan. Mm-hmm. Which country have the highest suicide rate, people commit suicide, you know? Ve bu bahsettiğim ülkelerde intihar oranından haberdarlar mı diye sordum onlara.
which country have the highest rate of depressions? Hangi ülkenin depresyon oranı daha yüksek? Do you know which country? Bunun hangi ülke olduğunu biliyor musunuz? Can I guess? Avustralya. Okay, now you have green food. Yeşillikleriniz var. Green water. Temiz suyunuz var, temiz yiyeceğiniz var. Green air. Ve temiz havanız var. Green government. Temiz bir devletiniz var. Everything clean. Her şey temiz. Ama neden insanlar depresyonda? Why do you become mad? Neden deliriyorlar? When I fly to Australia, ben Avustralya'ya gittiğimde I read a newspaper, gazete okudum. One grandfather sleeping. Ve bir büyük baba uyuyordu. The grandson making noise. Ve torunu ses yapıyordu. He used something to hit the grandson and grandson died. Ve bu okuduğum haberde bu büyük babanın ses yapan torunu susturmak için ona bir şeyle vurduğunu ve bunun sonucunda torunun öldüğünü okudum. Many Australians have mental problem. Avustralya'daki insanların pek çoğunun zihinsel problemleri var. Ve bunun neden olduğunu sordum kendime. Ve bunu söylediğimde bana baktılar. Maybe I can tell them the answer. Ha, belki ben onlara bunun cevabını verebilirim dedim. You see, I don't talk about Ganoderma. Ganoderma'dan bahsetmiyorum, görüyorsunuz. You don't want to hear about Ganoderma. Çünkü Ganoderma'yı duymak istemiyorlardı. We tell them you have a problem. Ve onlara sizin bir sorununuz var dedim. So there's something to do with them, you know? Yani bu onlarla ilgili bir şey olduğu için daha çok ilgilerini çekti. Then they want to know the answer. Ve böyle olduğu için de bunun cevabını bilmek istediler. So I told the Australian, you have one big problem. Ve Avustralyalıları sizin bir tane büyük probleminiz var dedim. You are suffering from malnutrition. Ve bu probleminizin de yetersiz beslenme, vücudunuzda yeteri kadar besin öğesi bulunmaması olduğunu söyledim. And they start laughing, they laugh and laugh and laugh. Ve bana gülmeye başladılar. This is, Dr. Lim, this is Australia. Ve bana doktor Lim burası Avustralya dediler. Burası Afrika değil. Biz o kadar çok yiyoruz ki şişmanladık bile. Nasıl yeterince beslenmediğimizi söylersin? Ben de onlara iki çeşit yetersiz beslenme olduğunu söyledim. You go to Africa, not enough to eat. Okay, malnutrition. Afrika'ya gittiğinizde orada gördüğünüz tip yeterince yemek olmamasından kaynaklanıyor. Another problem is that you are very particular about the food. Ve ikinci bir neden de yediğiniz yemeklerin çok belli bir skalada, çok belli yiyecekler olması. You eat the same type of food again, again and again. Aynı tip besinleri tekrar tekrar tüketiyorsunuz. You suffer from malnutrition. Ve bu nedenle de yeterince beslenmiyorsunuz aslında. I ask an Australian. Ve onlara sordum. Is it good to eat banana? Muz banana. Yemek iyi mi diye sordum. Banana is good. Banan, yes. Muz iyi. But if in the morning you take banana. Ama eğer bu muzu sabah yerseniz. In the afternoon you take banana. Öğlen de yerseniz. Evening you take banana. Akşam üzeri de yerseniz. Every day you take banana. Her gün muz yerseniz. What happened to you? Size ne olur diye sordum. Because Australia on top there's one island called Papua New Guinea. Çünkü Papua New Guinea diye bir ada var Avustralya'nın üstünde. Papua New Guinea. They love banana. Ve onlar muzu çok seviyorlar. Some tribal people they eat only banana. Ve orada bazı doğada ilkel yaşayan insanlar yalnızca muz tüketiyor. Only one type of banana. Ve sadece tek bir muz türünü tüketiyorlar. What happened to them? Onlara ne oluyor? They never live more than 40 years old. At the age of 35, 36 they die. 40 yaşını aşkın bir süre yaşamıyorlar. Malnutrition. Ve bunun nedeni de yeterince beslenemiyor olmaları. If you take banana only for one day, no problem. Eğer tek bir gün yiyorsanız muz, o zaman bu bir Because sorun değil. God give us perfect body, you know. Çünkü Tanrı bize aslında muhteşem çalışan vücutlar verdi. You eat banana, not enough nutrition, our liver. Eğer muz yerseniz ve yeterince beslenemezseniz o zaman böbreklerimiz can produce enough nutrition. Aha. Karaciğer yeterince çalışamaz. But if you eat only banana, sadece muz yerseniz
Your liver had to work and work and work, you know. Karaciğeriniz çok fazla çalışmak zorunda kalır. Yeah. You work too hard, huh? Ve çok fazla çalışır. Then after some time it started to fail. Started to have problem. Ve bir süre sonra orada bazı problemler yaşanmaya başlar. And liver is the chemical factory inside the body. Ve karaciğerde vücudun kimyasal vücudun kimyasal fabrikası aslında. When your liver is having problem, karaciğerinizde bazı sorunlar varsa, the chemical inside the body become problem. Vücudunuzdaki kimyasallar sorunlu hale gelir. When your chemical having problem, your mind is having problem. Ve vücudunuzda kimyasal olarak bazı problemler varsa, o zaman zihniniz de bundan etkilenir then, tabii ki. Then you started to suffer depressions. Ve bunun sonucu olarak da depresyona girebilirsiniz. Then mental breakdown. Ve sinir krizleri geçirebilirsiniz. Then you find the world no longer interesting. Dünyayı hiçbir şekilde ilginç bulmamaya başlarsınız. Ve intihar edebilirsiniz. I said, oh, this like this, huh? I said, okay, Dr. Lee, if this is the case, we'll eat salad, tell me, we'll eat salad. Eğer durum buysa o zaman salatayı yeriz biz de demişler. Salad is good, okay? Salata çok yararlı, çok iyi. But how many days can you eat salad? Ama kaç gün boyunca salata yiyebilirsiniz? You eat one day, you eat two day. Bir gün yersiniz, iki gün yersiniz. One week, second week. Bir hafta, iki hafta yersiniz. Then you forget who is Dr. Lim, what is DXN, you forget everything. Ama bunun sonucunda artık Dr. Lim'in kim olduğunda, DXN'in ne olduğunda unutursunuz. You go back to your fried chicken, maybe to about whatever. Ve sonunda kızarmış tavuklarınıza geri dönersiniz. This is a problem. Ve bu bir problemdir aslında. Yeah. Then I asked Australian. Ve ben de Avustralyalılara sordum. Do you change your breakfast? Do you change your breakfast very often? Ettiğiniz kahvaltıyı değiştiriyor musunuz sık sık diye sordum. We are very busy, you know. Every day we take almost the same type of breakfast. Ve çok yoğunuz. Biz o yüzden neredeyse her gün aynı kahvaltıyı ediyoruz demişler. Do you change your restaurant very often? Yemek yediğiniz restoranı sık sık değiştiriyor musunuz? We always go to the restaurant near to the office. Ofisimizin yakınındaki restorana gidiyoruz hep demişler. Do you change your dinner very often? Yediğiniz akşam yemeğini değiştiriyor musunuz sık sık? No. Hayır. We eat the same type of food again, again, again. Aynı tip yemekleri tekrar tekrar yiyoruz demişler. Then what is your different with the banana eater? Yani peki bunun sonucunda aynı muzu yiyen kabileden ne kadar farklısınız diye sordum. The same. Aynısınız aslında. You need to diversify your food. Ya yediğiniz yemeklerin çok çeşitli olmasını sağlamalısınız. So that you have more nutrition, you know. Ve bu yolla çok fazla, çok farklı besin maddeleri alabilirsiniz vücudunuza. Then they asked me how to diversify the food. Ve bana bunu nasıl yapabileceklerini sordular. Yeah. Then we throw the our trump card, you know. We throw the solution. Ve bunun sonucunda bunun çözümünü verdik onlara. Then you should take mushroom. Bunun sonucu olarak mantar kullanmalısınız. And the king of mushroom is Ganoderma. Ve mantarların kralı da Ganoderma'dır. Because Ganoderma contains 400 type of nutrients. Çünkü Ganoderma'da 400'ü aşkın farklı besleyici madde bulunuyor. What is the difference between Ganoderma and carrot? Ganoderma ve havuç arasındaki fark nedir? Carrot is about 12 to 15 nutrients. 12 to 15 nutrient carrot. 15 nutrient. 15. Tamam. Havuçta 15 tane farklı çeşit besin maddesi var. But Ganoderma contains 400 nutrients, no? Ama Ganoderma'da 400 tane var. So first thing first, take Ganoderma. Yani ilk yapılması gereken akla gelen bu karşılaştırmadan Ganoderma'yı kullanmaktır tabii ki. Yeah, after that, our Ganoderma sell very well. Ve bu konuşmadan sonra ganodermalarımız çok iyi satmaya başladı. Bugün buraya ganoterapi için geldiniz. Actually we are not talking about ganoderma. Ganodermadan bahsetmiyoruz aslında şu an. We're talking about this day to day problem. Günlük sorunlarımızdan bahsediyoruz. Where many people face this problem. Ve günümüzde bu sorunla karşılaşan çok fazla insan var. So before you understand ganoderma, Ganoderma'yı anlamadan önce you must understand the health problem. Günlük sağlık sorunlarını anlayabiliyor olmamız gerek. Yeah. I always joke with the member, no? joking, that a young man meet a beautiful young girl. İnsanlara baktığımda genç bir adam, genç bir kadınla tanıştığında
The young man cannot in 5 minutes tell a girl, "Wow, you're beautiful, you please marry me." Ve genç adam ona çok güzelsin, benimle evlenir misin dediğinde, "You must bring the girls for the dinner." Onu yemeğe çıkarması gerekir. To see the movie. Bir film izlemek isterler beraber. After that, maybe the girl married you. Ve belki bunun sonucunda bu kız onunla evlenmek isteyebilir. You go to see your friend. Siz de aynı şekilde arkadaşınızı görmeye giderseniz. You want him to sign up as a DXN member. Ve onun DXN üyesi olmasını isterseniz. You must know this is a contract, you know. Bunun aranızda yapılmış bir kontrat olduğunu unutmamanız gerekir. Nobody will sign a contract with you if they don't understand anything. Ve sizi anlamazlarsa kimse sizinle böyle bir anlaşma yapmak istemez. So you must have a good approach to your friends. Bu nedenle arkadaşlarınıza karşı çok iyi, düzgün bir tavra sahip olmanız gerekir. In the beginning you don't talk about a company. Başlangıçta şirketten bahsetmezsiniz. You don't talk about Ganoderma. Ve Ganoderma'dan da bahsetmezsiniz. We discuss about their problem. Yalnızca onların sorunlarından bahsedersiniz. Now either they have health problem or they have money problem. Çünkü ya sağlık ya da para sorunları vardır. Money problem we talk later. Health problem. Ama öncelik her zaman sağlık sorunlarındadır. Why people are having health problem? Ve insanlar neden sağlık sorunları yaşarlar? This is a general question, you know. Bu genel olarak çok sorulan bir soru. People having health problem only due to two things. Two and only two. İnsanların sağlık sorunları yaşamalarının iki temel nedeni vardır. The first problem is that what you do not want is still inside your body, the toxin. Bunun ilk nedeni istemediğiniz şeylerin, yani toksinlerin vücudunuzda bulunuyor olmasıdır. The second problem is that your body do not function as it is out of balance. Ve ikincisi de vücudunuzda bir dengesizlik olması ve bu nedenle doğru çalışamıyor olmasıdır. Now we take a few minutes. Okay. Can you think of any health problem that is not due to toxins, that is not due to imbalance? Şimdi 1-2 dakika düşünün bunu. Bu az önce saydığım işte vücuttaki dengesizlik ve vücutta bulunan toksinler dışında başka bir nedenden meydana gelen hastalıklar var mı sizce? Some people say, how about AIDS, HIV? Bazı insanlar mesela bu soruyu sorduğunda AIDS o zaman neden kaynaklanıyor diyorlar. AIDS or HIV due to virus? HIV bir virüs sonucu meydana geliyor. Do you want virus inside the body? Vücudunuzun içinde bir virüs istiyor musunuz? No. Okay. Hayır tabii ki. Toxin. It's a toxin. Okay. Toxin. Hmm. O bir toksin. Diabetes. Diyabet mesela. Diabetes not due to bacteria. Diyabette bir bakteri sonucu meydana gelmiyor. Your pancreas do not function properly. Ve ağrı pankreasınız doğru düzgün çalışmıyor. Out of function. Imbalance. Ve orada bir dengesizlik var. So hypertension? Tansiyon, hipertansiyon. Out of balance. Evet. Bu da bir dengesizlik göstergesi. Heart problem? Kalp sorunları. The blockage of the blood vessel? Damarlardaki tıkanıklıklar. You have two problem. İki problem var. The high cholesterol is toxin. Yüksek kolesterol bir toksin aslında. And the body do not function properly, it's out of balance. Ve bu nedenle vücut doğru düzgün çalışamadığı için de dengesini kaybediyor. How about depressions? Peki depresyonu düşünelim. You see, the mind and the body you cannot separate, you know. Zihninizi ve vücudunuzu birbirinizden ayıramıyorsunuz. What happened to the mind will affect the body? Zihninizde gerçekleşen herhangi bir olay, bir sorun vücudunuza da yansıyor. What happened to the body will affect the mind? Ve vücudunuza olan bir sorun da zihninize yansıyor. I give you my example. Bununla ilgili bir örnek vereceğim size. When a person is worried, biri stresliyse, endişeleri varsa, then he do not have stomach, he do not have the appetite. No appetite. Ve böyle bir sorunu varsa bir kişinin, bunun sonucu olarak iştahsızlık gözlemlenebilir. After some time he has stomach problem. Ve bunun sonucunda bir süre sonra mide sorunları başlar. So the people always worry, they always have stomach problem. Okay? Yani bu nedenle aslında endişeleri mide sorunlarına bağlayabiliriz. Worry will cause stomach problem. Yani endişeler direkt olarak mide sorunlarına yönelir. But the reverse is also true, no? Ama bunun tam tersi de doğrudur. Those people who have stomach problem always worry. Mide sorunları olan insanlar da aynı zamanda çok endişelidir.
These two you cannot separate, you know. Bu ikisini birbirinden ayıramazsınız. So a person is having depression, is worried, is the body is out of balance. Depresyona olan bir insan endişeli olduğu için vücudu da dengesizdir. It's the second problem. So do you agree we have only two problems? Yani iki hastalıkların iki temel nedeni olduğu konusunda hemfikiriz. Doğru değil mi? One time when I'm in Indonesia. Endonezya'dayken ben bir kez. I supposed to give training to what I call to a group of doctors, about 20 people of them. Yaklaşık 20 doktora bir eğitim veriyordum. One hour training. Ve bu bir saatlik bir eğitimdi. But due to the traffic jam, you know, they arrived 45 minutes late. Ama trafik yüzünden yaklaşık 45 dakika geç kaldılar. And they are doctors, no? Ve bu bahsettiğim kişiler doktor. I only have 15 minutes. Ve yalnızca 15 dakikam kalmıştı. So I asked the doctors. Ben de doktorlara sordum. We only have two problems. Yalnızca iki sorunumuz var dedim. Now you just tell me which are the disease that's not due to these two problems. Ve hangilerinin bu bahsettiğim iki nedenden kaynaklanmadığını söyleyin dedim. They asked about AIDS. AIDS'i sordular. Diabetes. Diyabeti sordular. Hypertension. Yüksek tansiyonu sordular. Depressions. Depresyonu sordular. You talk about accident. If accidents, the body is injured, you know, injured. Ve bazı kazalardan bahsettiler ve bu kazalar sonucunda bir yaranız, bir hastalığınız oluştuysa. Injury is imbalance. It do not function as it is under the. Ama bu kazalar sonucu meydana gelenler de aslında yine bir dengesizlik göstergesi. After 5 minutes I asked the doctor, do you agree? Do you have a problem? He said, okay, we agree. 5 dakika sonra da onlara evet benimle aynı fikirde misiniz? İki tane temel nedeni var değil mi dedim. Onlar da evet dediler. Then I asked the doctors. Sonra doktorlara sordum. Do you have any medicines to detox the body? Vücudu toksinlerden arındırmak için kullandığınız ilaçlar var mı diye sordum. And they laughed, you know. Ve bana gülmeye başladılar. Because chemical drugs is the poisons. Çünkü aslında kullanılan kimyasal ilaçlar toksinin kendisi. Ve onları kullandığınızda vücudunuza daha çok toksin alıyorsunuz. Nasıl onlardan kurtulabilirsiniz ki? I asked them, do you have any medicine to balance back the body? Onlara peki vücudu dengelemek için kullandığınız bazı ilaçlar var mı diye sordum. Bana öyle bir ilaç olmadığını söylediler. If I have two products. Yalnızca iki ürünüm varsa. One product can detox the body. Bu iki ürünümden bir tanesi vücudu toksinlerden arındırıyor. One product can balance back the body. Bir tanesi vücudu dengeliyor. Are you interested? Siz bununla ilgilenir misiniz diye sordum. Yes, we are interested. Evet, ilgileniyoruz dediler. This will solve the problem of medicines. This. Medicine is a chemical. Ve hani bununla ilgilenmelerinin nedeni aslında kullanılan ilaçların toksin olduğunu bilmeleri. If I can have something to detox the body. Eğer ben vücudu toksinlerden arındırmak için bir şey kullanabiliyorsam. If I have something to balance my body. Ve vücudumu dengelemek için bir şey kullanabiliyorsam. Then you can solve the health problem. O zaman bütün sağlık sorunlarına da çözüm bulabilirim. Then we throw the cup. Ve daha sonra bundan sonra yani bu konuşmadan sonra Ganoderma'dan bahsedebiliriz. Ganoderma is the most powerful detox agent in the world. Ganoderma dünyadaki en etkili toksinlerden arındıran madde. Mycelium is the most powerful nutrient to build back the body. Mycelium da vücudun dengesini kazanmasını sağlayan en önemli. Yeah. So we have two. I think the products will come to this 30. We have two main products. One is RG, one is GL. Sanırım yakın zamanda da Türkiye'ye gelecek bu ürünler diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi RG, diğeri de GL. The Ganoderma and the Mycelium. Ganoderma ve Mycelium. In DXN, one product, one function. DXN'de bir ürünün bir fonksiyonu var. When you talk about mushroom, you always talk about detoxifications. Mantardan bahsettiğiniz zaman her zaman antioksidan etkiden bahsedersiniz. When you talk about GL, mycelium, you talk about building back the body, regeneration. Regeneration. GL'den, mycelium'dan bahsettiğiniz zaman da vücudu yenilemekten ve dengelemekten bahsedersiniz. Yeah.
And the toxin inside the body have two categories. Ve vücudunuzun içindeki toksinlerin iki kategorisi vardır. One is water soluble, one is non-water soluble. Water? Water soluble. Can soluble. Can mix in water. Bir tanesi suda eriyen, bir tanesi de suda erimeyen. Can do it in the water. Yes. And it's not like oil-based, mineral-based is non-soluble in water. Oil toxins. Ve mineral and mineral toxins you said, right? The water soluble toxin will discharge from your body through sweat. Ve suda eriyen, suda bulunan toksinler terlemeyle vücudunuzdan atılabilir. Urine. İdrar yoluyla da atılabilir. Sometimes from the phlegm, you know, when you're going to cough, the phlegm. Ve öksürdüğünüzde bazen atılabilir. The non-water soluble toxin. Ama suda erimeyen, suda bulunmayan toksinler. Normally from the feces and also from the stool. You go to toilet from the stool. The ve dışkınız yoluyla dışarı atılabilir. Or from the boils of the skin, sometimes the pimples, no? The boils. Ve bazen cildinizin üstünde bazı sivilceler olduğunu görürsünüz. Let me give you a few examples. O şekilde atılabilir. Bununla ilgili bir örnek vereceğim size. In Malaysia, Malezya'da we like a kind of flying bread, the bread, roti canai, a kind of roti, a kind of bread in Malaysia we love it very much. Bread. A bread, yeah. Bir çeşit ekmeğimiz var Malezya'da. One member, when he baked the bread, it's very hot, you know, but he never sweats. Bu ekmeği pişiren kişi çok sıcak olmasına rağmen hiçbir şekilde terlemez. After taking the DXN's products. DXN ürünlerini kullandıktan sonra the soap closed today, closed up. The restaurant closed today. I didn't. After taking Ganoderm. Ganoderm aldıktan sonra something happened to him. Evet. Then the soap closed for today. The soap do not open. He closed the soap. Stop. Terlemeye bırakmış. Because he started to sweat. Çünkü terlemeye başlamış. And so smelly, you know. Ve terleyen insanların ter kokusunun ne kadar kötü olduğunu biliyorsunuz. Ve komşusu bile hissedebiliyor bunun kokusunu. And all the customers run away. Ve bütün müşterileri kaçmış. He came to see me, say, Dr. Lim. Ve beni görmeye geldi ve Dr. Lim dedi. Something is very wrong with your product. Ürünlerinizle ilgili bir şey çok kötü, hiç iyi değil. I take your products to make my body healthy, you know. Ben sizin ürünlerinizi daha sağlıklı olabilmek için kullanıyorum. I don't expect my body smell very fragrant. Vücudumun çok muhteşem kokmasını beklemiyorum. But your products make my body smelly. Ama sizin ürünleriniz benim çok kötü kokmama neden oluyor. My customer run away. Ve bütün müşterilerimi bu nedenle kaybediyorum. Then I ask him. Do you sweat very often? Ve ben ona sık sık terliyor musun diye sordum. He said no, for 16 years he do not sweat. 16 years. Ve yaklaşık 16 yıldır hiç doğru düzgün bu şekilde terlemediğini söylemiş. I asked him why? Ben ona neden diye sordum. When he's young, gençken, he worked in a farm. Bir çiftlikte çalışmış. So he sprayed the insecticide, the weed, spray the chemical in the farm. Ve kimyasal bir maddeyle bitkileri spreylemiş. So he's supposed to wear the protective. Ve bunu yaparken aslında koruyucu giysiler giymesi gerekiyor. But Malaysia is very hot. Ama Malezya çok sıcak. So he became hero, no? He threw away everything. Ve bu yüzden kahramanlık yapıp hiçbir şey giymeden spreylemeye başlamış bitkileri. Then the chemical touched the body. Ve bütün kimyasallar vücuduna yapışmış. He became very sick. Ve çok hasta olmuş. After he stopped. Ve daha sonra bu işi bırakmış. Then he opened a restaurant. Sonra bir restoran açmış. Selling the bread, selling the bread. Bu bahsettiğim ekmeği yapmaya başlamış. No sweat. Ve hiç terlememiş o zamanlarda. But after taking DXN products. Ama DXN ürünlerini kullanmaya başladığında. Detoxification. Toksinlerini atmaya başlamış. So the toxin come out. Ve derisinin üstünden toksinler çıkmaya başlamış. Can you imagine 16 years of accumulation, you know?
Ve 16 senelik bu sıkışmayı, bu şeyi hayal edebiliyor musunuz? Bu birikmeyi. And Kamo is so smelly. O kadar kötü kokuyormuş ki. I told him congratulations. Ve ben de ona seni tebrik ediyorum dedim. Bana baktı ve ne tebriği dedi. Ben de ona bunun vücudun toksinlerden arındığının bir göstergesi olduğunu söyledim. Yeah, continue. Ve buna devam et dedim. Second day, third day. Ve terlemeye devam etti. Yeah, when come to the third day, fourth day, everything become okay. Ve terlemeye devam ettikçe yavaş yavaş iyileşmeye başladı. After 1 month, he see me again. Bir ay sonra tekrar beni görmeye geldi. He said, Dr. Lim, I'm like having a new life. Doktor Lim, yeni bir hayat yaşıyorum adeta dedi. Last time during the afternoon he had to sleep. Geçen sefer daha önce görüştüklerinde öğlen uykusuna yatmak zorundaymış. Yani öğlen uykularına yatıyormuş. Ama artık bütün gün boyunca çalışabiliyorum demiş. Yeah. I tell you one more story. Size bir hikaye daha anlatacağım. One day I go to one place to have a genotherapy like today. Bugünkü gibi bir ganoderma toplantısı yapmaya gitmiştim bir gün. During the Q&A soru cevap kısmında. Like today I'm going to open for you to ask questions. Bugün de aynısını yapacağız. Sorularınızı soracaksınız, ben de cevaplayacağım. One member asked, no. Dr. Lim, do you put any color in the products? Bir üyemiz hiç ürünlerinizin içinde boya var mı diye sordu. We said, no, it's organic, you know, no color. Ben de hayır, organik ürünlerimiz içinde renklendirici yok dedim. I say, Dr. Lim, I play badminton, you know, badminton. Ben badminton oynuyorum dedi. So we have two team. We have white t-shirt team and yellow t-shirt team. Bizde iki tane takım var. Birisi beyaz t-shirt takımı, diğeri de sarı t-shirt takımı. I belong to the white t-shirt. Ve ben beyaz t-shirtlerdenim. But after taking ganoderma. Ama ganoderma almaya başladıktan sonra I have to join the yellow t-shirt. Sarı t-shirt grubuna katılmak zorunda kaldım. Ben de ne dedim? See, when I sweat, no, my sweat is yellow in color. Çok terlediğim zaman benim terimin rengi sarı oldu çünkü. My white shirt become yellow. Ve beyaz t-shirt'üm sarıya dönüştü resmen. Ve dedi ki beni kandırmayın. Eminim ürünlerinizde bir renklendirici var. I told him if I put color into the ganoderma. Ben ganodermaya renk koysaydım. Why only you having yellow sweats? Neden yalnızca sen sarı bir ter salgılıyorsun? We have millions of members, no? Milyonlarca ganodermayı kullanan milyonlarca üyemiz var. The problem is not with ganoderma. Sorun ganodermada değil. The problem is with you. Sorun senin sorun, sensin sorun. Ve bana baktın. Neyle uğraşıyorsun diye sordum. He's a goldsmith. Gold, eh? He washing the gold. Wash the gold. Evet. Altın temizliyor. Yeah. After gold, sometimes we send the gold to the gold, then they wash, make it shine. Altını parlak yapmak ve parlatıyor ve temizliyor. You acid, no? Ve bunu yaparken asit kullanıyorlar. A lot of fume come out. Ve bunu yaparken onu çok fazla vücuduna alıyor, soluyor. I asked him, do you wear any mask? Maske kullanıyor musun bunu yaparken diye sordum. Hayır, kullanmıyorum dedi. So all this thing go into the body. Yani bu işini yaparken bütün toksinleri vücuduna alıyor. After taking ganoderma. Ganoderma kullanmaya başladıktan sonra. His sweat and met. Terleyerek bunu vücudundan atmaya başlamış. And the sweat become yellow in color. Ve terinin renginin sarı olması da onları vücudundan atıyor olması. So when people after taking ganoderma when they start sweating. Yani insanlar ganoderma da kullanmaya başladıktan sonra bu şekilde terliyorsa onları aslında tebrik etmeniz gerekiyor. Ve aynı zamanda idrardan da atılıyor. Normally what's the color of the urine? Yellow color, merak. Sarı normalde idrarın rengidir. The urine is yellow color like the moon, yellow color. Ay gibi de sarıdır. Do you have a blue moon? Blue color moon? Mavi renkli ay oluyor mu size diye soruyor. Moon is always yellow. Ay her zaman sarıdır. Beautiful moon. Çok güzeldir. In English we say blue moon mean impossible. In English. İngilizce'de blue moon yani mavi ay dediğimizde bu bir şeyin imkansız olduğu anlamına gelir. But in our studies one artist
Ama bizim çalışmalarımızda bir sanatçı. He's a very crazy artist, no? Çok ilginç, deli bir sanatçıdan bahsediyorum. He's drawing a, he like blue color. Mavi rengi çok seviyor ve durmadan mavi renkle çalışmalar yapıyor. He use anything to paint. Sometimes use the hand, use this thing, use the body, anything. Ve resimlerini yaparken eline geçirdiği her şeyi kullanıyor. Ellerini de kullanıyor, vücudunu da kullanıyor. So the tree is blue. The tree is a blue color. Çizdiği ağaç mavi renkte. The house is a blue in color. Çizdiği ev mavi renkte. The lady inside the drawing is a blue in color. Çizdiği resimdeki kadın da mavi. Everything blue. Yaptığı her şey mavi. When he took DXN's Ganoderma? DXN'in Ganodermasını kullanmaya başladıktan sonra. The urine cover is blue in color. idrarı mavi renk olmuş. Do you put blue color into your Ganoderma? Ganodermanızın içine mavi renk mi koyuyorsunuz diye sormuş. No, it's not blue color. Hayır, içinde mavi renk yok. So where the blue color coming from? Mavi renk nereden geliyor o zaman demiş. From his painting of mavi. Kendi yaptığı resimlerden. If blue color is funny, if blue color is already funny. Eğer mavi renk komikse, şimdi bunu komik bulduysak. We have rainbow urine. Rengarenk idrardan da bahsedebiliriz. Ganoderma alıyorsanız ve idrarınız gökkuşağı rengi çıkıyor. Tekrar alıyorsunuz. Mesela turuncu oluyor. Tekrar alıyorsunuz. Green color, then blue color. Yeşil oluyor, mavi oluyor. The color of rainbow. Gökkuşağı renkleri. He very afraid. No, he said, Dr. Lim, what happened to your products? Ve bunu yaşayan kişi de Dr. Lim ürünlerinizde ne var diye sormuş. I said, nothing happened to the products. Ben de ürünlerimizin hiçbir şeyi yok dedim. Something happened to you. Sana bir şey olmuş. What is your problem? Sorunun ne diye sordum. He told me that he had joint pain, you know. Ve bana eklemlerinde bazı ağrılar olduğunu söyledi. For more than 10 years. Yaklaşık 10 senedir böyle bir şikayeti varmış. So it's like a painkiller. Ve çok fazla ağrı kesici almış bunun için. The painkiller come in all sort of color. Ve aldığı ağrı kesiciler pek çok farklı renkte bulunuyor. Color, kırmızı olabiliyor. The orange color. Turuncu olabiliyor. Green color. Yeşil olabiliyor. Blue color. Mavi olabiliyor. So when take Ganoderma, all toxin come out of the body. Ganoderma aldığında da bütün bu renkler ve toksinler dışarı çıkıyor. Then we have a rainbow urine. Ve bu şekilde de gökkuşağı idrarını deneyimleyebiliyor. Then some people when come to the non-water soluble toxins. Ve suda çözülmeyen toksinlerle ilgili de. Normally go to the toilet and pass a stool. Normalde tuvalete gittiğinizde bunlardan kurtulabiliyorsunuz. Some people after taking Ganoderma. Bazı insanlar Ganoderma kullandıktan sonra. They can go to toilet constipation. Sindirim sorunları oluyor ve tuvalete gidemiyorlar. Some people after taking Ganoderma lose motion. It run to the. Ve bazıları da adeta tuvalete koşmak zorunda kalıyor. Why is it so? Bunun nedeni. It's very simple. Çok basit. Look at our gastrointestinal system. İç bağırsak sistemimiz and our colon. Aha. Kolon ve bağırsak sistemimize baktığımızda. You see. Intestine and colon are two-way traffic. Bağırsaklar ve kolon iki farklı yönlü trafik olarak ele alınabilir. It's an osmosis membrane. Osmosis membrane. It's a kind of membranes. The good nutrition, good clean water will absorb into the body. Ve bunlar aracılığıyla bütün temiz vücudun ihtiyacı olan besinler vücuda karışıyor. But many people don't understand, you know, all the waste, bad water will discharge back. Ama bazı insanlar anlamıyor. All the toxin, all the waste water also will go inside the intestine, the other direction. Ama aynı zamanda iç dolaşım sistemini kötü sular, kötü toksinler de karışabiliyor.
The good one go into the body, the bad one go into the intestine. İyi olan vücuda alınıyor, kötü olan da bağırsaklar aracılığıyla dışarı atılıyor. Yeah. Sometimes we want to detox in small intestine. Ama küçük dolaşım sistemimizi bazen arındırmak istiyoruz. Your stool become hot, no? Become hot. The stool, the feces, the feces. When you go to toilet, you pass the stool. Evet, tuvalete gittiğinizde bu toksinlerden arınabiliyorsunuz. It become hot and it can scratch the small intestine. Then you have constipation. Ve bazen sindirimsizlik yaşıyorsunuz. Sometimes the detoxing in colon. Colon, eh? Colon, a lot of water go in the colon, then you have diarrhea. Eğer kolonlarınızda çok fazla bakteri bulunuyorsa da ishal oluyorsunuz. Just make it very simple, no? Bunu çok basit bir şekilde anlatalım. Okay. If the detoxification happen in intestine, you have constipation. Eğer detoks işlemi bağırsaklarınızda gerçekleşiyorsa, o zaman hazımsızlık yaşıyorsunuz. If the detoxification happen in the colon, you have diarrhea. Eğer bu detoks işlemi kolonlarınızda gerçekleşiyorsa da ishal oluyorsunuz. So some people after taking the product say, oh, I cannot go to toilet. Ve bazı insanlar ürünleri kullandıktan sonra, aa, ben tuvalete çıkamıyorum diyorlar. So we say congratulations, this is detox. Biz de tebrik ederiz, bu çünkü detoks etkisi diyoruz. After some people after taking the product, they run to the toilet, no? Bazı insanlar da ürünü kullandıktan sonra tuvalete koşmak zorunda kalıyor. So congratulations. Onları da tebrik ediyoruz çünkü bu da normal. I tell you a few stories. Size birkaç hikaye anlatacağım şimdi. There's one member in Singapore. Singapur'daki bir üyemiz. After taking Ganoderma. Ganoderma aldıktan sonra. One week, no motion. Bir hafta boyunca. See, something wrong with my stomach. Doktor Lim, benim midemde bir sorun var demiş. No problem, continue taking, continue taking. Ben de hayır, bir sorun yok, almaya devam edin demiş. What did he say? He is constipation. He has constipation. Okay, for one week. Yeah. Bir hafta boyunca hazımsızlığı olmuş. Ben de almaya devam edin dedim. Then after taking the Ganoderma constipation for 10 days. 10 gün daha almaya devam ettikten sonra. Finally the stool come out, a very long stool. Sonunda düzelmiş. The color of the stool is bright orange. Ve dışkısının rengi açık turuncuymuş. Very bright orange, though. It's like color like painting, you know. Neredeyse bir boya gibi. He's shocked of his life, no? Ve çok şaşırmış. Then we ask him, what is your profession? Ve ona neyle uğraşıyorsun diye sorduk. He's in a textile. Ve tekstille uğraştığını söyledi. So he died the Indian sari, you know, the Indian sari. Hindistan'daki salileri boyuyor. He's in charge of the orange dye. Ve çok fazla turuncu boyayla çalışıyor. So the color must go into the body, you know. Yani bu yaptığı iş nedeniyle bu rengi vücuduna alıyor. So it's coming. Ve bu şekilde de onu vücudundan atmış oldu. Yeah. So these are normal reaction. Bunlar normal reaksiyonlar. Detoxification. Bu detoks etkisi, toksinlerin vücudundan atıldığının bir göstergesi. In some extreme cases. Bazı çok olağan dışı vakalarda. They maybe they even vomit, you know. Hastalar kusabilir. I'll give you one case. Bununla ilgili bir hikaye anlatacağım. This is very very early day of DXN. DXN'in ilk zamanlarında. One day one member very panic, not come to the office to see me. Bir üyemiz beni görmeye geldi ofise çok endişeli bir şekilde. He said, Dr. Lim, something very serious happened. Ve Dr. Lim, çok ciddi bir şey oldu dedi. One person took Ganoderma. Biri Ganoderma aldı. They vomit. Ve kustu. And the blood come out. Ve yediği her şeyi çıkardı. Now he is in ICU, no? Go to the hospital. Ve şimdi hastanede. Then I ask him, what is his problem? Ben de ona, peki onun sorunu ne? Bir şikayeti var mıydı daha then önceden diye sordum. He have diabetes. Ve bana diyabet olduğunu söyledi. Do you know?
Diabetes will not vomit like this. Ben de hayır, bunun nedeni diyabet değil. Çünkü diyabet olsaydı böyle bir şikayet görülemezdi dedim. When person vomit blood. Eğer biri kan kusuyorsa. The three reason. Bunun üç nedeni olabilir. Your stomach having ulcer. Bir tanesi ülser. The blood come out with dark color. Ve bunun sonucunda eğer kusuyorsa o zaman because what, the what blood color? The blood mix with the gastric become black. Ve eğer böyle bir şeyin sonucu olarak kusuyorsa o zaman kusmu siyah olabilir. So when a second problem is coming from the lung. İkinci problem de akciğerlerden kaynaklanıyor olabilir. Some injury in the lung, the blood come out is fresh, red in color. Eğer akciğerden kaynaklanıyorsa gördüğü renk kırmızı olacaktır. The third problem is internal injury. Ve üçüncüsü de iç kanama ya da vücudun içinde gerçekleşen bir sorun olabilir. So there are blood stasis, there are clot, the blood is clot inside the body. Ve kan pıhtıları oluşur içeride. So when you take Ganoderma, the clot dissolve. Ganoderma aldığınızda vücudunuza, vücudunuzun içindeki kan pıhtıları yok olur. Then your body vomit it out. Ve bu kustuğunuz zaman. Vomit, okay. Then it's a mixture of dark and fresh blood mix. Bunun sonucunda kustuğunuzda gördüğünüz renk siyah ve kırmızının bir karışımı olacaktır. I remember you go and check. Is the blood black, red or mixed? Ben de bu vakadan bahseden üyemize gidip sor, gördüğü renk siyah mıymış, kırmızı mıymış, yoksa bu ikisinin bir karışımı mıymış diye sordum. Ve bana bunun bir karışım olduğunu söyledi. This is internal injury. Bu da içsel bir yaralanma nedeniyle. No, he is having diabetes. Ve bana hayır bunun nedeni diyabet dedi. How old is he? Kaç yaşında dedim. He needs 24 years old. Yalnızca 24 yaşında. Very serious diabetes. Ve çok ciddi bir diyabet sorunu var. Have seen all the doctors, no? Ve çok fazla doktor ziyaret etmiş. Have inject insulin. İnsülin enjektesi almış. Then still having problem. Ama buna rağmen hala bir sürü sorun yaşıyor bununla ilgili. They lie on the bed. Cannot come out on the bed. Ve yataktan çıkamıyor bile. I told them, this is not diabetes. Ve onlara bunun diyabet olmadığını söyledim. Because through the detoxification we know what happened to the body. Çünkü vücuttan toksinlerin atılması esnasında vücuda ne olduğunu biliyoruz. Just now the roti maker we know it's due to the chemical. Just now the bread maker, okay, he sweats because of a chemical. Ve daha önce bahsettiğimiz örneklerde olduğu gibi, bu bahsettiğimiz renklenme vücuttan toksinlerin atılmasının göstergesi. The arthritis is due to the dye, the coloring. Ve bunun nedeni yaptığı iş ve bu işte kullandığı kimyasal boyalar. Now this vomit of blood. Of black and red blood is due to injury. Ve bu bahsettiğimiz kustuğunda gördüğü renk bu hem siyah hem de kırmızı bunun içsel bir yaralanma olması so, gerek. I told him check the boy any injury now. Ve bu üyemize dedim ki gidip kontrol et onun içsel herhangi bir yarası var mı? He said yes, 3 years ago. Ve 3 sene önce. He's having car accident. Bir araba kazası geçirdiğini söyledi. So the body hit the steering, you know? Hit the steering. Ve arabadayken göğsüne büyük bir evet. But X-ray nothing happened. Okay. Bu göğsüne direksiyon geldikten sonra X-ray çekildiğinde hiçbir şey gözükmemiş. Then after that he suffered from diabetes. Ve bundan sonra da diyabet sorunu olmuş. More and more serious. Çok daha ciddileşmiş zamanla. Until finally he cannot come up from the bed. Ve sonunda yataktan bile çıkamayacak hale gelmiş. I told them this is not diabetes. Ve ben onlara bunun hiçbir şekilde diyabet olmadığını söyledim. This is internal injury. Bu içsel bir yara. Now this is a good news. Detox, no? They throw away the injury. Ama bu aslında iyi bir haber çünkü detoksla
bütün bu şeyler vücudundan atılıyor. They ask me what to do then. Continue Ganoderma. Ve bana şimdi ne yapmalıyız diye sorduklarında Ganoderma kullanmaya devam etmeleri gerektiğini söyledim. Will be again. Ve gerekirse yeniden kusarak dışarı atılacak bunlar. Daha sonra bana telefon açtı. Ne yapacağım, ne yapmaya devam etmeliyim diye sordu. Ganoderma almaya devam et dedim. Ganoderma do not cause vomit. Ama Ganoderma kusmaya neden olmaz. The vomit is caused by the body immune system, not Ganoderma. Bu kusma vücudun bağışıklık sisteminden kaynaklanıyor, Ganoderma'dan değil. If Ganoderma cause vomit, everybody will be vomiting already. Eğer Ganoderma'dan kaynaklanıyor olsaydı kullanan herkes kusardı zaten. That means his body wanted to vomit to discharge the toxin. Onun vücudu toksinlerden kurtulmak için kusma gibi bir yolu seçmiş. And the body, the immune system would not commit suicide. Vücudun bağışıklık sistemi kendi kendine zarar verecek bir şey yapmaz. He will not die. Ve bunu yapabildiği için vücudu ölmeyecek. Proceed. Then after about 9 days. 9 gün sonra. 9-10 days. Then he started to walking around. 9-10 gün sonra yürümeye başladı. In three weeks time. 3 hafta sonra. He go back walking. Çalışmaya devam etti. He come to see me, you know. Daha sonra beni görmeye geldi. He said thank you to me. Teşekkür etmek için. Yeah. This is detoxification. Bu vücudun asitlerden arınmasının da bir yolu. Yeah. And today, of course, in my early day of ganoterapist. Ganoterapist olarak ilk zamanlarımda. I give 8-hour training, you know. 8 saatlik eğitimler verdim. Because I give many example. Çünkü çok fazla örnekten oluşuyordu çalışmalarım. But today I only have 1.5 hour for talking. Ama bugün yalnızca 1.5 saatim var konuşmak için. You have some feeling of detoxification. Yeah. Okay. Yeah. Ve detoksan bahsettik. Now many people come to the second imbalance. Imbalance. Ve ikinci olarak dengesizlikten bahsedeceğiz. The main cause of imbalance is malnutrition. Dengesizliğin en baştaki nedeni yetersiz beslenme. What is the problem with the food today? Bugünkü yemeklerin, yiyeceklerin sorunu nedir? When you eat the food, yemeği yediğinizde, the food can be classified into two categories. Yediğiniz yemekler iki kategoriye ayrılabilir. Oil and fat, one category. Oil and fat. Oil, yağ ve şeker. Fatty fat. Aha. Yağ ve şeker. Sugar. Şeker. Starch. 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 S-T-A-R-C-H. Tamam. And also this protein. Ve protein. One category. Tamam. Your liver. İki kategori. Your liver digests oil and fat. Karaciğeriniz yağı ve sanırım trans yağdan bahsediyor. Pancreas. Yağ ve şeker. Pancreas. Digest sugar, starch and protein. Pankreasınızda bahsettiğimiz bu diğer kategoriyi şekeri, nişastayı ve proteini sindiriyor. Now, one day you work for how many hours? You work in each other. Bir günde kaç saat çalışıyorsunuz? You work for 8 hours, am I right? 8 saat çalışıyoruz, doğru değil mi? What happened if the boss forced you to work 24 hours? What happened? We have to work 24 hours. 24 saat boyunca çalışmak zorunda olsaydık ne olurdu? We'd turn crazy. Delirirdik herhalde. The same thing with our liver and pancreas. Pankreasımız ve karaciğerimiz için de aynı şey geçerli. And our liver and pancreas are supposed to work 8 hours, no? Ve onlar da 8 saat work for 8 hours. Onlar da 8 saat çalışıyor. And it takes 16 hours to repair. Ve kendisini yenilemek için 16 saate ihtiyaç duyuyor. Now look at our foot. Şimdi yemeğimize bakalım. As a human being, do you need how many meal to survive? Hayatta kalabilmek için kaç yemeğe ihtiyacınız var günde? How many times do you eat in a day in order to survive? Hayatta kalabilmek için günde kaç kez yemek yiyorsunuz? İki.
Actually, human being need only one times a day to survive. I say survive, no? One times a day. Hayatta kalmaktan bahsettiğimiz için aslında bir kez yeterli, bir kez bir öğün. If you eat food one time a day, you never die. Eğer günde yalnızca tek bir öğün yerseniz ölmezsiniz. Now, how many times do you eat a day? How many times? Günde kaç kez yemek yiyorsunuz peki? Three times. Let us go. Hadi sayalım. In the morning you take breakfast. Sabahları kahvaltı ediyorsunuz. After that you take tea. Daha sonra çay içiyorsunuz. After that you take lunch. Daha sonra öğle yemeği yiyorsunuz. Afternoon you take afternoon tea. Daha sonra öğleden sonrası çayı içiyorsunuz. Then you take dinner. Akşam yemeği yiyorsunuz. Before you sleep, your friend call you out, you take supper. Ve uyumadan önce de belki bir şeyler atıştırıyorsunuz. So instead of taking one meal, we are taking six meal. Yani bir tane almak yerine altı öğün yiyorsunuz. Our liver and pancreas work, you know, work like that. Yani karaciğerimiz ve pankreasımız deli gibi çalışıyor bu süreçte. One day the pancreas will fail. Ve bunun sonucunda bir gün pankreasınız çalışmayabilir. Then you have diabetes. Ve bunun sonucunda diyabet olabilirsiniz. One day your liver will fail. Bir gün karaciğerinizde bir sorun olabilir. Then you have this hypertension, you have this heart problem. Daha sonra kalp sorunları ve yüksek tansiyon yaşayabilirsiniz. When your liver and your pancreas fail. Karaciğeriniz ve pankreasınız da bazı sorunlar oluştuktan sonra your kidney take over. Böbreğiniz devreye geçer. Those people who eat a lot, you know. Çok fazla yiyen insanlar. They will have diabetes. Diyabet hastası olurlar. Hypertension. Yüksek tansiyonları olur. Heart problem. Kalp sorunları olur. Kidney problem. Böbrek sorunları olur. They are brothers, no? Bunlar kardeş. Four in one. You get one, you get all. Bir tanesi olursa diğerleri de olur. Okay. Now your friend come to see you. Arkadaşınız sizi görmeye geldi. I am having diabetes. Diyabetim var dedi size. Can Ganoderma cure me? Ganoderma beni iyileştirebilir mi diye sordu. In the Q&A. Soru cevap kısmında. Many people ask me. My friend have cancers. Çok fazla kişi bana arkadaşımın kanseri var diyor. Can we cure cancer? Kanseri tedavi edebilir miyiz diye soruyorlar. You have to answer very very carefully. Bu soruya çok dikkatli bir şekilde cevap vermeniz gerek. You answer wrongly, you know. Çünkü buna yanlış cevap verebilirsiniz. You may go to jail. Ve bunu yanlış cevaplarsanız hapse bile girebilirsiniz. Now you answer me. Şimdi siz bana cevap verin. Can Ganoderma cure diabetes? Ganoderma diyabeti yok edebilir mi? Yes or no? No. Evet mi, hayır mı? How many people say yes can cure diabetes? Kaç kişi evet diyor? Evet diyenler elini kaldırsın. Okay. How many say no? Kaç kişi hayır diyor? Almost the same, 50-50, you know. Neredeyse aynı, %50-%50. Unfortunately. Maalesef. Those who say yes. Evet diyenler. You may go to jail, I don't know. Hapse girebilir. Because not even doctor can claim they can cure diabetes. Çünkü doktorlar bile diyabeti iyileştirebileceklerini iddia edemez. So relax. Today I ask you something, you answer. Okay? Bugün size bir şey soruyorum, siz de cevaplıyorsunuz. No need to worry, the answer is right or wrong. Ve bu cevabın doğru olup olmaması aslında çok büyük bir sorun değil. Bunu biliyorsunuz. Take it as a fun. As fun. Ve bunu bir eğlence olarak bile görebilirsiniz. Even your answer is wrong, I'm not going to deduct your bonus. Eğer cevabınız yanlışsa bonuslarınızı kaybetmeyeceksiniz sonuçta. Yeah. So do so say yes, no worry. Ganoderma cannot treat diabetes. Ganoderma diyabeti tedavi edemez. Ganoderma cannot treat cancer. Ganoderma kanseri de tedavi edemez. Ganoderma cannot treat hypertension. Ganoderma yüksek tansiyonu da tedavi edemez. Why we are still taking Ganoderma? Ama neden Ganoderma alıyoruz ki bütün bunların sonucunda? Çok basit. When you buy a car. Bir araba aldığınızda. In front of a car there are some panel, some light, you know. Arabanızın önünde bazı araba farları var. When something wrong with the car. Arabanın bir sorunu olduğunda. The light flashing, you know. Bu farların yandığını görüyoruz. So you bring the car to the mechanic.
arabanızı tamirciye götürüyorsunuz. Yeter mekanik. Ve tamirciye şöyle diyorsunuz. I do not like this light, no. Bu ışığı sevmiyorum. This light is hurting my eye. Bu ışık benim gözümü rahatsız ediyor. Please off the light for me. Lütfen bu ışığı benim için kapatır mısın? What should the mechanic do? Ve siz bunu söyledikten sonra tamirci ne yapabilir? The mechanic will ignore you, no? Tamirci sizi görmezden gelir. He go and repair the engine. Ve gidip motoru tamir eder. When it's repaired. Motor tamiri olduğunda. The light is off. Işık da söner zaten. You drive a car. Arabayı sürersiniz. When Land Rover petrol. Eğer petrol benzininiz azalırsa. So that the petrol light is blinking. Benzin ışığı yanıp sönmeye başlar. You don't off the light, no. You put in petrol. O ışıktan kurtulmak için, o ışığın yanıp sönmesinden kurtulmak için benzin alırsınız. And the light is off. Ve benzin aldıktan sonra söner. Our body are more complicated than cars. Tabii vücudumuz arabalar kadar basit bir yapıya sahip değil. Our body every day blinking, you know, giving some bonus. Vücudumuz her zaman bu araba farları gibi yanıp sönen bazı şeylere, ışıklara, bazı sinyallere sahip. We are the mechanic of the body. Ve bu vücudun tamircileri de biziz. Some people come say, oh, I have diabetes. No. Bazı insanlar gelip diyabetim var diyor. Please cure my diabetes. Lütfen diyabetimi iyileştirin diyor. This is a wrong question. Ama bu aslında yanlış bir soru. Because diabetes is the blinking light. Çünkü diyabet aslında bu araba örneğinde gördüğümüz yanıp sönen ışık. Something wrong with the body. Bu yalnızca vücudunuzda doğru gitmeyen bir şeyin bir göstergesi. Now you as a mechanic. Bir tamirci olarak siz. Do you off the light or you do you treat the machine? Bir tamirci olarak siz bu ışığın yanıp sönmesini mi engellemeye çalışıyorsunuz yoksa ışığın yanıp sönmesine neden olan şeyi mi tamir etmek istiyorsunuz? No, the light, no. Look at the body. Bu yanıp sönen ışığı görmezden gelin, onun kaynağına odaklanın. That's why Ganoderma never treat any disease. Ganoderma hiçbir zaman bir hastalığı tedavi edemez. Ganoderma treat the body. Ganoderma vücudu tedavi eder. The blinking light disappear. Ve vücut tedavi olduktan sonra bu yanıp sönen ışık da kendiliğinden yok olur. Remember the sound my story about the diabetes? Diyabetle ilgili hikayemi hatırlıyor musunuz? The young man is very serious diabetes. Bu az önce bahsettiğim diyabeti olduğu söylenen genç adam. After taking Ganoderma, vomit for Ganoderma aldıktan sonra kusmaya başlayan. After diabetes disappear. Bir süreden sonra diyabeti yok oldu. No more. One day when I'm in India. Ben Hindistan'dayken bir gün. One very rich man bring the wife to see me. Çok zengin bir adam eşini benim yanıma getirdi onu görmem için. The wife already had a 4-stage cancer. Eşi 4. derece kansermiş. The cancer already go throughout the whole body. Ve bütün vücuduna yayılmış kanser. And the face very pale and white, you know. Ve yüzü çok beyazmış. So when he talked to me, the wife, the hand keep on shaking, you know. Ve benimle konuşurken eşi titriyordu. And he told the husband told me, the doctor Lim. Ve eşi bana, doktor Lim. Please advise me what to do now. Lütfen bu durumda ne yapmam gerektiğini bana söyleyin demiş. I will follow what you say. Ne derseniz, ne söylerseniz yapacağım. Anything I will do. Her şeyi denerim. But can you guarantee to kill the cancer cell of my wife? Ama kanserden kurtulabileceğimiz sözünü verebilir misiniz bana? I asked him, you know, what do you want me to do? Benim ne yapmamı istiyorsunuz diye sordum. You want me to kill the cancer cell? Vücudundaki kanser hücrelerini öldürmemi mi istiyorsunuz? Or you want me to make your wife live as a normal person? Yoksa eşinizin sağlıklı bir insan olarak yaşamasını sağlamamı istiyorsunuz? Hangisi daha önemli? Oh, let my wife normal. Ve düşündü ve tabii ki hani eşim normal olsun, yaşayabilsin dedi. The wife told me the doctor said he will die in 2 months time. Ve eşi bana doktorların ona 2 aylık ömrü kaldığını söylediğinden bahsetti. I said, is the doctor looking at the pump? Looking at your feet? Ben de dedim ki doktorlar el falını mı okudu? Bunu doctor, söylerken. Doctor, astrology? Doktorunuz astrolojiyle mi ilgileniyor? No. Hayır. Now a cancer patient, his only hope is the doctors. Günümüzde bir kanser hastasının tek umudu doktorlar.
Doktorlar 2 ay ömrün var diyor. After 2 months she will die. 2 ay sonra da onun öleceğini söylüyorlar. No, because of cancer. Ve kanser yüzünden değil. Because of the fear. Korkudan. Doctor is not astrologer. Doktorlar astrolojiyle uğraşmıyor. How can you know how long you can you live? Nasıl bilebilir ki ne kadar yaşayacağını? Only upstairs, no. Yalnızca Tanrı bilebilir bunu. So life and death. Relax, I told him, I told her. Ve ona ölüm ya da kalımla ilgili düşünmemesini, rahatlamasını söyledim. Then I told her, your cancer is a blinking light. Ve ona kanserinin aslında yanıp sönen bir ışık gibi olduğunu söyledim. The body produces cancer. Kanserli hücreyi, kanseri vücut üretiyor. The cancer is not coming from Jupiter, from elsewhere. No. Kanser başka bir gezegenden gelmiyor. Vücudunuz üretiyor bunu. Why the body create cancer? Peki neden vücut kanser üretiyor? If your body has two choices. Vücudunuzun iki seçeneği varsa. If someone give a bang, give a car, give a gun pointing to you. 5 minutes you can live or 5 year. What's your choice? Birisi kafanızı silaha dayarsa ve 5 dakika ya da 5 yıl yaşayabilirsin derse hangisini seçersiniz? 5 minutes or 5 year. 5 dakika mı 5 yıl mı? Of course, 5 years. Tabii ki 5 yıl. Our body sometimes we eat the wrong food, malnutrition become very acidic. Bazen çok yanlış şeyler yiyoruz ve vücudumuz çok asidik hale geliyor. If the body do not handle the acid. Ve vücut bu asidin çaresine bakmazsa. We collapse in 5 minutes and we die. 5 dakikada yere yığılıp ölebiliriz. Your body have no choice. Vücudunuzun çok fazla seçeneği yok. Then it create cancer. Ve böyle bir şey olduğunda da kanserli hücre üretmeye başlıyor. Tumor. Tümörler oluşuyor. Cyst. Cyst. Cyst oluşuyor. These are acid mantar. They eat acid, no? Bunlar kistler ve tümörler asit yiyen. Cancer is not 100% no good. No. 100%? It's not that cancer is totally no good. Kanser tamamıyla kötü bir şey. Cancer have some function, no? Kanser tamamıyla kötü bir şey değil. Kanserin bir fonksiyonu var. Otherwise your body will not produce cancer. Sorry. Otherwise the body will not produce cancer. Eğer böyle bir şey olmasaydı zaten vücut kanser üretmezdi. But unfortunately after you have cancer maybe you only have 5 or 6 years to live. Ama maalesef bu kanser üretildikten sonra vücut tarafından 5 ya da 10 senelik bir ömrünüz kalmış olabiliyor. Because you do not give your body any choice. Çünkü vücudunuza aslında bir seçenek vermiyorsunuz. That to her. Ben de ona şöyle dedim. Now forget about cancer. Kanseri boş ver. Can you say, Dr. Lim, what can I eat? Peki Doktor Lim ne yiyebilirim diye sormuş. I say, eat anything you like. Ben de istediğin her şeyi yiyebilirsin dedim. Look at me, you know. I say, diversify your food. Bana şaşkın bir şekilde baktı ama ben de ona yediğin şeylerin farklı olmasına dikkat et dedim. Then go for mega dosage in mega dosage in Ganoderma. Ve en yüksek dozda Ganoderma kullanmaya başla. 30 RG, 30 GL. 30 RG, 30 GL. 30 spirulina. Ve 30 spirulina. Her gün mega dosage. Bu mega doz. Mega doz. Big doz. To remove the toxin from the body. Bütün toksinleri vücudunuzdan atmak için. Forget about cancer. Kanseri boş ver dedim. Just a blinking light. O yalnızca yanıp sönen bir ışık. When she talk to me, you know. Benimle konuştuğunda. Her hands stop shaking. elleri titrememeye başladı artık. And she start smiling, you know. Ve gülmeye başladı. So good words sometimes are very important. Good words sometimes are very important. Güzel sözler söylemek bazen çok önemli bu noktada. Go for megadose. Ve megadoz kullanmaya başladı. After about 4 months, like 4 months or 6 months, I cannot remember. Yaklaşık 4 ya da 6 ay sonra, tam olarak hatırlamıyorum. I went to India again. Tekrar Hindistan'a gittim. Wow, total change, I cannot recognize her. Ve o kadar değişmişti ki onu tanıyamadım bile. Doctor says he has only 2 months. Doktorlar onun yalnızca 2 ay olduğunu söylemişti. After 6 months come here, he is a different person. Ama 6 ay sonra onu tamamen değişmiş bir insan olarak gördüm. The husband told me I'm very happy. Eşi çok mutlu olduğunu söyledi. But there is some small problem. Ama çok küçük bir sorun var dedi. I told him what's a small problem. O küçük sorun nedir diye sordum. After megadosis, all the cancer cells disappear.
O megadozu kullandıktan sonra bütün kanser hücreleri yok olmuş. Çok küçük bir kısım kalmış vücudunda. Ben de boş ver kanser hakkında konuşma artık diye söyledim. O bir sorun değil. Eğer sen mutluysan o zaman onun orada olmasının bir sakıncası yok. Çünkü herkesin vücudunda zaten kanser hücreleri var. Sen, ben, hepimizin vücudunda var kanser hücresi. Kanser bir sorun değil. It is a problem. Ama vücudunuz asidik bir yapıya sahipse o zaman bir sorun var. So they say, okay, doctor, I'm very happy. Ben çok mutluyum demiş. So they say, if everything okay, I may not see you again. Her şey yolundaysa sizi bir daha görmesem olur mu demiş. So until now, they do not see me, they must be okay. Ve artık görüşmüyoruz ve hani sorun değil. So to balance back the body. Vücudunuzu yeniden dengelemek için just give them good nutrition. Yalnızca ona iyi besinler verin, iyi besleyin vücudunuzu. Why always Ganoderma and Spirulina? Neden hep Ganoderma ve Spirulina? Because Spirulina have 300 types of nutrients. Çünkü Spirulina'nın içinde 300 farklı çeşit besin maddesi var. Yeah. When we started to sell Spirulina in Arabs, Arabistan'da Araplara spirulina satmaya başladığımızda spirulina'nın ne olduğunu bilmiyorlardı. So Gigi, my country manager, told me, "Doctor, please talk about spirulina." Ve bana spirulina'dan bahsetmemi söylediler. So the time many Arabs to come, no, I think about 200 Arabs. Yaklaşık 200 Arap'ın geldiği bir toplantıda. So before the meeting. Toplantıdan önce. The country manager. Ülke yöneticisi beni bir köşeye çekti. When you talk to the Arabs, no? Araplarla konuştuğunda they started to go to the toilet. Tuvalete gitmeye başladılar. Ve bir daha geri gelmediler. After half an hour, half gone. Yaklaşık yarım saat sonra neredeyse hepsi gitmişti. But I look at your this thing 3 hours, no, you speak 3 hours. Ama ben bakıyorum sizin programınıza, 3 saatlik bir süreniz var. You try to speak 3 hours to the Arab. Araplara 3 saat boyunca konuşmaya mı çalıştınız gerçekten? No, after 1 hour, no more. Bir saatten sonra hepsi gitti. He say, be careful. Dikkatli ol dediler bana. So I scrape my head, now I stand on the stage. Sonra başımı kaşıdım, sahnenin ortasında duruyordum. If I started talking about spirulina. Spirulina hakkında konuşmaya başlasaydım. I started be a lecturer of spirulina A, B, C, D, E. Bunu yapsaydım bir konuşmacı, bir eğitmen gibi olacaktım. All of them will run away. Ve bunun sonucunda hepsi kaçacaktı. What has spirulina to do with me? Ve spirulina'nın benimle ne alakası var ki diye düşündüler muhtemelen. You say spirulina is as good as vegetable. As good as? As good as vegetable spirulina. Spirulina bir sebze kadar yararlı işte. Then Arab said, okay, I take vegetable. What was that spirulina? Böyleyse o zaman ben sebze alırım. Niye spirulina alayım ki diye düşünmüşler. If you say spirulina have proteins. Spirulina'da proteinler var. Then the Arab say, I take egg, I take meat, I have proteins. Araplar da biz yumurta yiyoruz, et yiyoruz, onda da protein var demiş. Neden spirulina almalıyım ki? You say I take spirulina have vitamins. Spirulina'nın içinde vitaminler var. Then the Arab say I take apple also have vitamin. Ben meyve yiyorum, elma yiyorum, onda da vitamin var demiş Araplar. Neden spirulina alayım ki? You understand the problem? Sorunu anlıyor musunuz? Now I have 3 hours to talk, no? 3 saatim var konuşmak için. But talk about spirulina, all of them will run away. Ve spirulina'dan bahsedersem hepsi gidiyor. O yüzden spirulina'dan bahsetmekle başlayamam konuşmak. You know, Arab they love cars. They like cars. They always change the car. Araplar arabayı seviyorlar. Evet. One of my men have 7 cars, no? Bir kişinin 7 tane arabası var. I asked him, why so many cars? Onlara neden bu kadar çok arabanız var diye sordum. Monday one car, Tuesday one car. Pazartesi, salı, çarşamba her gün için farklı bir araba. Then I ask Arabs, okay now. Is it good to have a new car or is it good to have second hand car?
yeni bir arabaya sahip olmak mı yoksa ikinci el bir arabaya sahip olmak mı daha iyi diye sordum. Now you answer me. Good car, new car, good or second hand car? Şimdi siz bana cevap verin. Yeni araba mı yoksa ikinci araba mı? Everybody agree. New car is better than... Herkes yeni araba istiyor. Has this anything to do with Spirulina? Bunun Spirulina ile bir alakası var mı? Yes. Evet. You want to marry to a girl? Bir kızla evlenmek istiyorsunuz. You invite her to go for movies. Onu sinemaya davet ediyorsunuz. Is the movie anything to do with marriage? Götürdüğünüz filmin evlilikle bir alakası olur mu? Nothing to do with marriage. Okay, but no movie, no marriage. Ama onu sinemaya götürmezseniz evlenemezsiniz. We call handshake. Marketingde buna el sıkışmak diyoruz. You handshake with your customer first. Handshake. Hello. Öncelikle müşterinizin elini sıkarsınız. Before you talk, we say, "Hello, how are you? How is everything?" Handshake. Konuşmadan önce selamlaşmak için el sıkarsınız. Then I ask a second question. İkinci soru. Is it good to have new bread or have second hand bread? Peki yeni ekmek mi iyi yoksa ikinci el ekmek mi iyi diye sordum. Now you answer me. New bread is good or second hand bread? Siz cevap verin. New bread is better than second hand bread. Okay. The third question. Üçüncü soru. How to produce new bread? Yeni ekmeği nasıl üreteceğiz? What is a raw material to produce new bread? Yeni ekmek üretmek için ihtiyacımız olan ana malzeme nedir? Many of them tell me iron, ferrous, the iron. Iron. I-R-O-N. Iron. Aha, iron. Ve pek çoğu bana demir dediler. No, iron is a very small part of the blood. Demir. You're talking about bread, right? Blood. Blood. Pardon. Ekmek değilmiş. Kandan bahsediyoruz. No bread. Kanı oluşturmak için ihtiyacımız olan şey demir demişler. Ama ben de onlara demirin kanın çok küçük bir kısmı olduğunu söyledim. The raw material for blood is a green color stuff. Kanın ana maddesi aslında klorofil. Klorofil, yeşil. Klorofil, your body just makes some minor changes, become hemoglobin. Klorofil'daki minik değişikliklerle o hemoglobine dönüşüyor. Dönüştürülüyor vücut tarafından. Klorofil and hemoglobin, they are akin, they are very similar. Bu ikisi birbirine çok benzer bir yapıda. So green food is very important. Bu yüzden yeşil sebzeler, yeşil yiyecekler çok önemli. If you do not eat green food, yeşil sebzeler almazsanız vücudunuza, what will happen to your body? Vücudunuza ne olur? Then your body has to recycle the blood. Vücudunuz içinde bulunan kanı yeniden kullanmak zorunda kalır. Your blood do not live forever inside the body. Your blood will not live forever. Vücudunuzdaki kan hiçbir zaman vücudunuzu terk etmez. You live for 90 days to 120 days. 220 gün. Yeah, the blood cell. After 90 days. Die. 90 gün sonra ölüyor kan hücresi. Then you go to the spleen. Daha sonra. Go to the organ. The body break it down. Daha sonra vücut tarafından parçalanıyor. If you take green vegetable, eğer yeşil sebzeler alırsanız, the old blood will flush out from your body. The old blood will get out from your body. Eski kan hücreleri, eski kan vücudunuzdan atılır. So you look at your stool, brownish in color, man. Your stool brown color. That is the color of dead blood. Ve dışkınıza ve onun kahverengi rengine baktığınızda aslında bunun kaynağı ölü kan hücreleridir. If you do not take green food, eğer yeşil sebzeler almazsanız, tüketmezseniz, your body has to recycle back everything. Vücudunuz içinde bulunan her şeyi yeniden kullanmak, geri dönüştürmek zorunda kalır. Then your liver has to work very hard. Ve karaciğeriniz çok yoğun çalışmak zorunda kalır. To recycle your blood, combine together, then your kidney also has to put the hormones. Hormones. The kidney also has to give hormones to assemble the blood, the second hand blood. Ve aynı şekilde böbreğinizin de bu kanı geri dönüştürmek için çok fazla çalışması gerekir. If you do not take green vegetable, yani yeşil sebzeler tüketmezseniz, your liver has to work and work and work.
Karaciğeriniz çok fazla çalışır. The kidney, you know, the work and work and work. Böbreğiniz de çok fazla çalışır. One day your liver will fail. Ve bir gün karaciğeriniz iflas eder. Then you have the bipolar mood, no, your emotion become bipolar. Ve daha sonra bunun sonucunda bipolar yani manik depresif olabilirsiniz. You become angry very easily, you know. Çok hızlı sinirlenebilirsiniz. Then next moment, oh, you feel sorry. Ve daha sonra birden çok üzgün hissedebilirsiniz. You are quarreling with your wife, no? One moment. Eşinizle kavga edebilirsiniz bir an. After half an hour, you say sorry. Yarım saat sonra da çok özür dilerim diyebilirsiniz. Sorry, no, bipolar. Ve bu bipolardır. You become angry one moment. Bir saniye çok sinirlenirsiniz. You become sorry the other moment. Diğer saniye çok üzülürsünüz. Many Arab to me. Yes, doctorim, you are talking to me. I have this problem. Ve pek çok Arap, benden bahsediyorsunuz. Bende de bu sorun var demiş. Nowadays many people have this problem. Günümüzde çok fazla bipolar insan var. Because they don't take green vegetable. Çünkü yeterince yeşil sebze yemiyorlar. I ask Arab, do you take green vegetable? Araplara yeşil sebzeler tüketiyor musunuz diye sordum. Evet dediler. I say what green vegetable are you eating? Peki hangi sebzeleri tüketiyorsunuz diye sordum. I take cucumber. Salatalık. I take tomato. Domates. I take apple and grapes. Üzüm ve elma. I take potato. Ve patates. I say cucumber only the skin is green, inside is not green. Ama salatalığın yalnızca dışı yeşil, içi yeşil değil. Tomato is not green, it's red. Domates yeşil bile değil, kırmızı. Apple green only the skin is green, inside is not green. Elma da aynı şekilde kabuğu yeşil olabilir ama içi yeşil değil. I tell you green vegetable, G-R-E-E-N, green. Ben yeşil sebzelerden bahsediyorum. In your breakfast, do you take green vegetable? I said no. Kahvaltıda peki yeşillik, yeşil sebzeler tüketiyor musunuz? Lunch time? Öğlende. No. Dinner time? Akşam, hayır. Then you have emotional problem. Ve bunun sonucunda tabii ki duygusal problemleriniz var. You always feel angry. Her zaman sinirli hissediyorsunuz. After you always feel sorry. Ya da sonra her zaman üzgün hissediyorsunuz. So I ask them, do you agree with me or not? Benimle bu konuda hemfikir misiniz? You are facing this problem. Bu probleme sahipsiniz, değil mi diye sordum. Yeah, agree. Onlar da evet katılıyoruz dediler. So then they told me, then the same thing with Australia now. Dr. Lim. Avustralya'da da aynı şey var. If there's a case, I would take green salad. Evet, eğer durum buysa, o zaman yeşil salatalar yiyeceğim. But how many days can you take green salad? Ama kaç gün yeşil salata yiyebilirsiniz? We cannot change the food habit of a person, you know. Bir insanın yemek alışkanlığını değiştiremeyiz. Believe me, to change the food habit of a person is as difficult as change his religion. Bir insanın yemek alışkanlıklarını değiştirmek, onun dinini değiştirmek kadar zor neredeyse. So what should we do now? Peki ne yapmalıyız şimdi? So I told Aram, you need to diversify your food. Araplara tükettiğiniz yiyecekleri çeşitlendirmelisiniz dedim. You need to take green food with chlorophyll. İçinde klorofil olan yeşil sebzeler tüketmelisiniz dedim. Do you agree? Bu konuda bana katılıyor musunuz? Yes, yes agree. Evet, now, until now, I'm not talking about spirulina, no? Ve bu konuşmayı yapana kadar yani bu konuşma bitene kadar spirulina'dan daha hiç bahsetmedim. This one we call hemisek. Ve el sıkıştık. It's very very important. Yes. If you do not hemisek with a customer. Yani bu az önce bahsettiğimiz konuşma el sıkmak gibi oluyor sanırım. Bunu yapmazsanız önce müşterilerinizle bu tarz bir konuşma içine girmezseniz daha sonra spirulina ve ganoderma'dan bahsetmeniz çok bir şey ifade etmeyecektir onlara. Australia we handshake with them. We say you have been malnutrition. Avustralya'da onların elini sıkarak onlara yetersiz beslendiklerini söylemiştik. And they agree. Ve bunu söyledikten sonra bize then katıldılar. Our job is done. Bunu yaptıktan sonra zaten bizim now, işimiz bitmiş oluyor. Now he has a personal problem. Şimdi onun kişisel bir problemi var artık. The problem with him, you know. Çünkü onun sorunu bu. Then you, as a therapist, bir terapist olarak siz, give him the solution. Bu soruna çözümü sunun. So I told him take spirulina. Ve bir çözüm olarak spirulina alın dedim. Spirulina why green in color? Spirulina neden yeşil renkte? Because spirulina never die. Çünkü spirulina hiçbir zaman ölmüyor. When you try ganoderma,
When it dries for you now, it remains dormant. It becomes dormant. It do not sleep. Go to sleep. Spirulina'yı da ganoderma'yı da kuruttuğunuzda ölmüyorlar. You dry the vegetable, it becomes brown, it becomes yellow because the chlorophyll oxidizes. Normalde bir meyveyi ya da sebzeyi kuruttuğunuzda rengi koyulaşıyor çünkü içindeki klorofil ölmeye, asitleşmeye başlıyor. Spirulina can protect themselves, no? Ama spirulina kendi kendini koruyabiliyor. So you should take spirulina. O yüzden spirulina kullanmalısınız. Then after that we sell almost all spirulina to them. Ve bu konuşma sonucunda neredeyse elimizdeki bütün spirulinayı onlara sattık. So today you understand, no? Bugün artık anlıyorsunuz. Why we sell Ganoderma? Neden Ganoderma'yı sattığınızı anlıyorsunuz. We sell Ganoderma because we are not talking about Ganoderma. Ganoderma'yı satabiliyoruz çünkü Ganoderma'dan bahsetmiyoruz. We are talking about malnutrition. Yetersiz beslenmeden bahsediyoruz. When we want to sell spirulina, we don't talk about spirulina. Spirulina satmak istediğimizde spirulina'yı anlatmıyoruz. We talk about malnutrition and we also talk about this lack of green food. Spirulina satmak istediğimizde yetersiz beslenmekten ve yeşil bitkilerin, yeşil sebzelerin vücudumuz için neden önemli olduğundan bahsediyoruz. In future, I'm going to have webinar with all of you, web conference. Gelecekte webinar konferansları yapacağız beraber. Then over the conference, I can give you much more example. Ve bu yaptığımız konferanslarda bunlarla ilgili pek çok örnek verebileceğim size. Can you understand better? Daha iyi anlıyor musunuz? But because example can make you understand much better. I give you one more example. Bir örnek vereceğim size. Pakistan. Pakistan. 6 million children having this night blindness. 6 milyon çocuk gece körlüğü yaşıyor. At night they cannot see, you know. Geceleri hiçbir şey göremiyorlar. In the medical field. In medical field. In doctors say night blindness is due to lack of vitamin A. Pek çok doktor gece körlüğünün vitamin E vitamininin eksikliğinden kaynaklandığını söylüyor. So Pakistan government very kind. Give free vitamin A. Pakistan'da devlet çok kibar ve insanlara vitamin E dağıtmaya başlıyor bunun sonucunda. 6 million children still night blindness. Ama bunun sonucunda hala 6 milyon çocuğun gece körlüğü var. The Blind Association, the Eye Association of Pakistan come and approach the accent. They come to our office. Pakistan'daki insanlar ofisimize geliyor. They talk with our country manager. Ve ülke yöneticimizle konuşuyorlar. Anything you can do with the night blindness. Ve gece körlüğü ile ilgili yapabileceğiniz herhangi bir şey var mı diye soruyorlar. We say yes. Ve evet diye cevap verdik so onlara. So one student 3 gram of spirulina. Bir öğrenciye 3 gram spirulina günde. So we give them this one free. We don't charge them. Ve ve çok fakir oldukları için onlara bedavaya verdik. 3 gram spirulinaları. After 6 month. 6 ay sonra. 100% recovery. %100 iyileşme gördük. The hospital became very excited, you know. Ve bu çalışma sonucunda hastane çok heyecanlandı. They invite me for a meeting. Ve bir toplantı için beni hastaneye çağırdılar. Before I go for the meeting. Toplantıya gitmeden önce. They sent me 3 pages of email. Bana 3 sayfalık bir mail yolladılar. What is spirulina? Spirulina ne? What is the active ingredient of spirulina? Spirulina'daki aktif madde ne? Why spirulina can cure night blindness? Spirulina nasıl yardımcı olabiliyor? Neden tedavi edebiliyor gece körlüğünü? What is the mechanism, you know, that night blindness can be cured? Gece körlüğünün tedavi olmasını sağlayan mekanizma ne tam olarak? And the question is so difficult. I myself also don't understand what is it, you know. Ve sorular o kadar karışık ki hani ben bile tam olarak anlayamadım. For me, I never studied disease, no? Ve ben hiçbir zaman bunların üzerine çalışmadım. So sometimes you ask me a disease, I doesn't know what it is. Ve ben hiç hastalıklarla ilgili hastalıklar üzerine çalışmadığım için bazen bana bir hastalık sorarsanız bunu bilemeyebiliyorum. I cannot answer many of these questions, no? Ve bu maildeki soruların pek çoğuna da cevap veremedim. But I still go to Pakistan. Ama yine de Pakistan'a gittim. So we very very dressedly, formally. Çok düzgün bir şekilde giyindik. I go to the room. It's a very formal meeting. Çok resmi bir görüşmeydi. 30 top doctors come for the meeting. 30 en büyük doktor geldi toplantıya. So everybody come up with a questionnaire.
Herkes sorularını hazırlamıştı önceden. They expect me to go through the questionnaire. Ve hepsi bu soruların hepsini detaylı bir şekilde cevaplandırmamı bekliyordu. I put it aside. Ve soruların hepsini bir kenara koydum. I said, I'm not going to discuss this thing with you today. Ve bugün sizinle bu sorularınızı yanıtlayarak konuşmayacağım dedim. Human being already know night blindness for 200 years. İnsanlık 200 yıl boyunca gece körlüğü gibi bir hastalığı deneyimledi. We discussed, discussed and discussed. Ve bu senelerce tartışıldı zaten. And today we still have 6 millions. Ve bu tartışmalara rağmen günümüzde hala 6 milyon kişi bunu yaşıyor. I told them, don't study this question. Bu sorulara takılmayın, bunları sormayın dedim. This night blindness only one problem. Gece körlüğünün tek bir nedeni var. Bu tek bu da yeterince beslenmemek, yeterli beslenmemek. Give the kid good nutrition. Çocukları yeterince beslerseniz they become okay. Sağlıklı olurlar, iyileşirler. Bu kadar basit. They ask me, are you sure, Dr. Lim? Peki emin misiniz Dr. Lim diye sordular. Second batch. More people. Ve daha çok insan geldi. Give them spirulina. Onlara da spirulina verin. 100% okay. %100. 100%. %100 iyileştiler. The first time the president gave me one medal. The president of Pakistan. Did the exam one good medal. Pakistan'ın devlet başkanından bir madalyon aldım. The second time is another president. İkinci kez başka bir başkandan. Give us another medal. Başka bir madalyon daha aldım. The experiment today is still running. Bu teorinin bir şey deneyi olarak. Because our eyes give them free this spirulina. Çünkü onlara bedavaya vermiştik spirulinaları. They have a problem. They have a problem. Bir problemleri var. We have a solution. Ve bizim de bu probleme bir yardımımız, bir cevabımız var. If you don't do anything, that's very wrong. Ve hiçbir şey yapmazsanız bu çok yanlış bir şey. So we donate, and our member in Pakistan, they donate a lot, you know, they buy and give to the kids. Ve Pakistan'da çok fazla yardım yapıldı, satın alıp çocuklara verildi. So today, I think you should understand now. Bunu artık anlıyorsunuz sanırım bu örneklerden sonra. The problem is very simple. Sağlık problemleri aslında göründüğü kadar zor değil. Two problem ne? İki temel neden var. Toxin problem. Toksin problemi bir tanesi. Imbalance problem. Dengesizlik problemi diğeri. Imbalance always due to malnutrition. Ve dengesizlik her zaman yetersiz beslenmeden meydana geliyor. I think I have a long talk now. Maybe we should break for 10 minutes. Okay. 10 dakikalık bir ara verelim isterseniz. Then after 10 minutes we have Q&A. Ama 10 dakika sonra soru cevap kısmımız olacak.